Evet. Son olarak söyleyeceğiniz bir şey var mı? Sen Lale Sarıhan, kızım kocan Onur Sarıhan'dan boşanmak istiyor musunuz? Evet istiyorum. Onur Sarıhan, ya siz eşiniz Lale Sarıhan'dan boşanmak istiyor musunuz? Evet. Boşanmak istiyorum. Yaz. Karar. Tanıkların huzurunda taraflara soruldu. Her iki tarafta boşanmak istediklerini beyan ettiler. Karar verildi. Mahkemenin belirleyeceği veya tarafların ortak kararlarıyla belirleyecekleri bir psikolog ile görüşerek aile terapisi almalarına ve bu süreçte oluşturacak raporun mahkemeye sunulmasına ve bu rapora istinaden duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir. Ne? Hayır yani, hakime ne ki? Biz boşanmak istedikten sonra. Aile terapisi falan neymiş ya? Neyse, nereye bırakayım ben seni? Çiçekçiye. Hayır yani, anlaşmalı boşanma olmasaydı ne yapacaktık? Hiç yani. Hayır, bir de şimdi kim bilir nasıl biri çıkacak karşımıza. İşin yoksa baştan sona anlattır, şöyle oldu, böyle tanıştık, böyle bilmem ne yaptık. Keşke itiraz etseydim. İtiraz ediyorum hakim bey deseydim yani. Benim başımda zaten 3 tane var terapist. Her şeyimi didikleyen, böyle her şeyimi sorgulayan. Al benden de o kadar. Vallahi gerildim ya. Neyse, konuştukça geriliyorum ben. Gidelim. Ay yok. Ay yok, vallahi çatlayacağım meraktan ya. Hayır yani, Lale kızacak diye de arayamıyorum anne. Nilüfer delirme Allah aşkına. Çocuğu daha yeni uyuttum. Pardon. Kuzum benim ya. Hiçbir şeyden de haberi yok. Tabii. Görüyorsunuz değil mi kızlar? Hayat böyle bir şey işte. Tamam mı? Buzdan saraylar eriyor, bitiyor, su oluyor, sonra da buhar olup uçuyor. Ay evet anne, doğru söylüyorsun. Yazık ya. Ya vallahi yazık. Göz göre göre evlilikleri yok oluyor yani. Hayır ya, baksana. Bir de birbirlerini seviyorlar bunlar. Anlamadım ki ben yani. Nedir bu inat? Niye anlamıyorsun ki? İkisi de tükürdüğünü yalamak istemiyor. İkisi de ilk hareketi karşıdan bekliyor. Vallahi baksanıza, İsmet Hanım'ın durumu bile hiçbir şeye yaramadı. Hiç, hiç değiştirmedi. Bundan sonra yapacak hiçbir şey yok. Mecburen Lale'ye destek olacağız. Doğru söylüyorsun anneciğim. Olmuşla ölmüşe çare yok. Senin dediğin gibi. Yok ya, madem öyle karar verdiler, bizim yapacağımız şey ne yapacağız? Lale'ye kendini yalnız hissettirmeyeceğiz. Güvende olduğunu düşünsün. O kadar. Vallahi dediğin gibi anne, destek olacağız, yanında olacağız. Başka yapacak bir şey yok. Doğru. Hep destek, full destek. Doğru. Ya be, pişi pişine uçuruma doğru gidiyoruz. Ay aman! Aslanlar gibi kardeşimizin yanındayız be. Canım benim, aslanım benim. Aslanım. Gel canım. Anne. Sen var ya, sen var ya, sen biz senin her şeyini hallederiz be. Tabii ki kızlarımı bu boya ben getirdim. Torunlarımı çok daha büyütürüm. Ay kızım, geçmiş olsun anne. Yok yok ablacığım. Canım benim, sakın var ya, kafanı böyle sakın yere falan eğme, tamam mı? Dimdik tut, böyle yukarıda tut. Ayrıca biz varız be, biz. Tabii canım, Emre de bakarız. Biz vallahi, benden iyi teyze mi olur değil mi? Herkes gider, biz kalırız. Ben bir kere bir şey söyleyeyim. Benim hiçbir zaman Onur'u gözüm tutmadı. Çünkü... Neden? Diye soracaksın mesela. Sana layık değil.
Layık görmedim ben. Ha işte anneciğim, vallahi yemin ediyorum yani var ya böyle ağzımdan aldığın lafı ya. Ne öyle böyle burnu kaf dağında böyle her şeyi ben yarattım havaları falan. Tabii canım, o ne öyle tripler falan. Aman, gören de duyan da falan holding sahibi falan zannedecek canım. Yani aslında holding sahibi tabii ama şey, ha holding sahibi ya öyle herkesi kırıyor, döküyor falan. Ay evet. Çünkü niye? Niye kırıp döküyor? Zengin. Çünkü alır verir, çünkü parası var. Çıkar mı parasını verir? Hakim boşamadı. Ondan sonra. Şımarık ya. Bu şımarık ana kuzusu anne yani. Ay evet, o da var. Evet, o da var. Sende de vardı. İstediği zaman öyle emiri falan da göremez. Zaten velayeti sende değil mi? Tabii göstermeyiz. Zıbını gösteririz. O da babasını yedikten sonra. Ahali. Hakim boşamadı bizi. Nasıl? Boşamadı işte. Yani dinlemiyorsunuz ki anlatayım. Kız ne diyorsun ya? Hep boşanamadınız mı? İşte budur be. Aferin be. Koçum benim be. Ulan yemin ediyorum budur işte. Bacanak bir dur, bir nefes alayım. Bir nefes al tabii ya. Neydi o öyle böyle boşanıyor muydunuz muydu? Boşanamıyor muydunuz muydu ya? Bir oh çek artık, yemin ediyorum bir oh çek bacanak. Artık of mu diyeyim, of mu diyeyim bilmiyorum yani. Yok ya, of neymiş bacanak, of çek tabii ya. Ayrıca hangi hakim boşuyormuş sizde? Nereye boşuyormuş? Gördü böyle peri masalı gibi aşkı, kıyamadı tabii. Boşayamaz, nereye boşuyor? Mahkeme salonunda bir tane masal mı olur bacanak, gözünü seveyim yani. Aman ne peri masalı bacanak, benim son bir ayım kabus gibi geçti burada ya. Zaten bu boşanma işleriyle falan uğraşıyorum. Onlar da ayrı bir sıkıntılı, ayrı bir zor yani. O boşanmak o kadar da kolay değilmiş. Değil tabii ya. Boşanmak nasıl kolay oluyormuş? Ben bunu gideyim Nilüfer'e de söyleyeyim. Artık diyeyim ki yani sevenlere hakim boşayamıyormuş diyeyim. Boşamıyormuş diyeyim ya. Boşanmak isteyenlere de 6 aylık böyle ceza veriyorlarmış diyeyim. Ben gideyim diyeyim bunu, hemen diyeyim. Bacanak bir dur. Lale zaten içeride Nilüfer'e anlatmıştır her şeyi. Bir sakin ol. Anlatmıştır değil mi? Doğru diyor, anlatmıştır. O zaman biz ne yapalım bacanak? Yemin ediyorum Lale ile bir daha evlen. Bir nikah daha yap diyorum ben bacanak be. Aşkınız perçinlensin böyle ha. Yemin ediyorum aşkınız perçinlensin. Ben ne yapayım? Ben de Nülüfer'le evleneyim ben. Ben de gideyim bir tane Nülüfer'le nikah yapayım bir daha ben ha. Denize sıfır bir balayı yapalım ben. Ondan sonra biz bu çocuklara bir de kardeş patlatalım. Hey yemin ediyorum sicilimiz sıfırlanır. Hayata baştan başlarız ha. Ben ne yapayım? Köfteleri bedava yapayım bugün ha. Yemin ediyorum bedava yapayım. Köfteler bedava. Dilediğiniz kadar yiyin. Yemin ediyorum bedava. Ulan. Kızım ne terapisi, ne terapisti anlamadım ki. İşte evlilik terapisti anne. Hakim oraya yönlendirdi. Ha. Demek artık hakimler boşamıyor herhalde. Terapistler falan mı boşuyor? Ay tabii mahkemelerde yoğun ya. Nilüfer'cim boşanmadılar ya. Karpuz kabuğu düşürme şeyin aklına. Öyle şey. Pardon anneciğim. Ya abla, Onur'la böyle anlaşamıyoruz ya biz. İşte danışmana yönlendirdi ki sorunlarımızı çözelim diye. Artık nasıl çözülecekse. Keşke mahkemeden önce gitseydiniz bu evlilik terapistine. Olsun Nergis. Zararın neresinden dönülürse kârdır. Kâr mı? Ha. Bak düşünebiliyor musun? En çok burada duygulandım. Hakim bile kıyamadı sizi boşamaya. Hakim bile gül gibi yuvalana kıyamadı. Yaşasın adalet. Harika bir yuvamız mı vardı anne? Tabii ki. Tabii ki yavrum, kıyamadılar. Sor, kardeşine sor, ablana sor. Aa evet, annem doğru söylüyor ablacığım. Yani bak, böyle var ya, aslan gibi kocam var be. Dünya tatlısı da bir bebişin var. Ay evet, en güzeli çok şükür. Ben şok geçiriyorum şu anda. Ya siz biraz önce Onur'u yerden yere vurmadınız mı? Biz? Aşk o. Yanlış anlama var. Ne münasebet? Aa, ayol biz rol yapıyorduk. Sen üzülüyorsun falan, hani boşanmış olursun, moralin bozuk olur diye sana moral vermek için rol yaptık ya, çalıştık. Siz bence az bile söylediniz. Onur daha fazlasını hak ediyor. Hayır, plan yaptık diyorum ya. Ablacığım olur mu öyle şey ya? Biz böyle hani senin psikolojin falan bozuktur, bilmem evet. Nedir hani. Biz tamamen o yüzden şey ettik yani. Bakalım terapist ne yapacak? Yani geçmişe sünger mi çekecek? İnşallah. Maazallah. Hayır. Sünger çekmesin. Yaptığınız güzel şeyleri hatırlatsın size. Neyse, gidelim bakalım. Benim zaten düzelteceğim bir durum yok ki. Alsın karşısına Onur'u. Düzeltsin işte, sorunlarını halletsin. Vallahi benlik hiçbir şey yok. Hiç. Ay Lale, artık bir uçuyorsun, bir uçuyorsun. Bu evcilik oynarken de böyleydi çocukluğunda. Tek başına oynardık, şeye küserdi bebeğine.
Kadık. Hemen de hemen. Hanimiş de hanimiş. Filizciğim. Filizciğim, karıcık. Çarşıdan aldığım bir tane eve geldim, çok şaşırdım. Filizciğim, ne olursun uyan artık. Şunların süte ihtiyacı var. Çocuklar pişmaniyeye döndü süsüzlükten. Güllaç oldu benim evlatlarım. Ay resmen taşıyacağın neymiş ya bu oğlum? Ha? Bebeklerini kucağımıza yumurtladı gitti organik tavuk. Ah anam, öve yana bu. Yemin ediyorum öve yana bu. 40 yıllık babalık vazifemi bir haftaya sığdırttı vicdansızın kızı. Ben var ya ömrümde böyle bir şey görmedim. Ben de kendimi sorumsuz anne zannederdim. Ama bak, boynuz kulağa geçti görüyorsun değil mi? Hadi gara. Oğlum biz resmen bebek kocası olduk. Bebelere geldik anacık. Of, son bir iki haftadır böyle en ufak bir entrika fitne fesat da düşünemedik. Bir arpa boyu yol ilerleyemedik kötülükle. Yemin ediyorum ondan da geri kaldık. Fitneden fesattan da geri kaldık. Kamu spotu gibi olduk. Allah sevap yazmasın. Tamam, üzülme, üzülme. Çünkü bunlar sadece birer bebek değil. Bebek değil bunlar. Bunlar ömür törpüsü bunlar. Bunlar başa bela bunlar. Bunlar benim sırtıma kambur bundan sonra bunlar. Bunlar belde siyatik bunlar. Bunlar var ya bebelere balon bunlar. Hayır oğluşum. Bunlar bizim şirket yönetimini ebediyen elimizde tutmamızı sağlayacak olan anahtarlar. Bunlar bizim biletlerimiz. Bana bak. İsmet annen Lale ile Onur çatır çatır ayrılırken şirketi kime emanet eder? Hı? Aman acaba kime emanet edecek? Kadıncağız hiçbir şey hatırlamıyor ki. Anacık iki kolumda bebekler var zaten benim. Hani dedi ki evladım şirketi sana verdim. Hangi uzvumla tutayım şirketi? Günaydın. Ah günaydın. Allah'ım. Günaydın. Bak Valide Sultan gelmiş, teşrif etmiş. Nasılsınız anneciğim? Özlemiş misiniz evinizi, yatağınızı? Ev mi? Özlemek... Kimin evini, neyin evini özleyeceğim? Anneciğim siz rahatsızlanmadan evvel burada ikamet ediyordunuz ya... ...onu acaba diyorum hatırlayabildiniz mi acaba? Zaten buradan sıcak yuvanızdan ayrılınca şuurunuz bir sarsıldı. Evet. Evet, evet. Evet. Söylemiştiniz, dün de söylemiştiniz. Evet. Söyle bak, 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 bak. Hatırlayamadım, kusura bakmayın. Yok efendim, estağfurullah. Canınız sağ olsun dedim. Filizciğim uyuyor mu? Ha, Filiz mi? Uyuyor. Mütemadiyen uyuyor. Oldukça uyuyor. Uyuyor ve büyüyor. Bu sabi sübyan, bu kuzucuklar uyuması gerekirken... ...anaları uyuyor, uyudukça büyüyor, yürüdükçe yürüyor. Maşallah. Olsun, uyusun, uyusun. Loğusa oğlum. Vallahi loğusa mı? Yoğusa bizi mi yiyor hiç? Sinirlerim başkalaştı şu an. Şş, merak etmeyin, şimdi uyanacak. Tam sakızlı kurabiye bu. İlahi Filiz. Günaydın ve de detaya girmeden günaydın ben kaçtım. Kızım, kızım Filiz, kızım. Ben şimdi gidip gelinimle bir güzel kurabiyeyle çay içeceğim. Size de yollarız Seherli. Aman da aman. Ne olursunuz. Aman da aman, aman diyor. Günaydın nöbetçiler. Şahadet, baboli, şahadet. Babacık, yemin ediyorum gel şuraya kurtar. Şu torunları da al da bir şeyh be. Oğlum, artık baba, babacık, baboli sensin. O yüzden çocuklarımla da tabii ki sen ilgileneceksin. Ben de bu sebeple gidip birazcık kurabiyelere bakayım. Tamam. Ayrıca çocukları çok sallamayın, köpürmesinler. Allah'ım ya. Ay delireceğim Fikret. Ay neden çalmıyor bu telefon? Hayatım belki duruşma bitmemiştir daha. Ay ne duruşması bu kadar uzun mu sürer bir duruşma? O zaman Onur bize haber vermeyi unutmuştur. Rica ediyorum insan annesini babasını boşanıp boşanmadığını haber vermek için aramayı unutur mu Fikret? Rica ediyorum istirham ediyorum. Şerife! Ay! Ay! Ay ben şiştim ben. Ay benim rahatlamam lazım. Ben bir gerildim. Ben bir fena oldum. Şerife! Ay. Şerife, papatya ile rezeneyi karıştır ve lütfen iyice güzelce bir demle. Ben bir sakinleşeyim lütfen. Tabii. Şerife benim dilapını da unutma. Bak hayatım. Belki de bizim aramamız gerekiyor ama bu böyle çal çal diye olmaz ki. Numarayı çevirerek o... Aa, çevirmiş bile. Alo.
Efendim anne. Efendim çocuğum merhaba, Yıldız ben. Yavrum. Ya anneciğim ya kusura bakmayın, size de haber vermeyi unuttum. Olur mu hiç öyle şey, estağfurullah. Önemli değil olur öyle şeyler yavrum. Sen sonucu anlat çocuğum. Sonuç ne oldu? Barıştınız mı? Yok yani boşandınız mı? Boşanmadık anne. Ne? Ah! Neden? Nasıl boşanmadınız yani? Nasıl barıştınız mı yoksa? Anneciğim ne barışması ya? Hakim boşamadı. Boşanmadan önce bir aile terapisi almamız gerekiyormuş. Aman ay çok ne şey oh. Yani hayırlısı olsun çocuğum. Tabii. Yüce adaletin karşısında bizim boynumuz kıldan incedir. Adaletin şaşmaz terazisinin karşısında, onun tecellisinin karşısında bize ne düşer? İtaat etmek düşer değil mi çocuğum? Hayırlısı olsun çocuğum. E tabii bu duruma ikimizin de canı sıkıldı. Evet Onur. Neyse siz bir an önce gidin terapiste. Bir an önce hadi canım evet. Hayırlısı olsun diyorum, çekiliyorum çocuğum. Hadi iyi günler ya. Fikret, duydun değil mi? Hakim boşamamış. Duydum hayatım, duydum. Oh, çok güzel. Hayda. Neyse en azından haber değeri var. Terapiste göndermiş. Evet. Şerif Bey. Şerif Bey, boş versen papatyayı. Şöyle enerji verecek, enerjimizi artıracak bir takım içecekler getir lütfen. Şöyle ki meyve sularını karıştır mesela. Taze sıkılmış portakal suyuyla taze sıkılmış kivi. Ya da çilek ve şeftali. Karıştır getir şöyle tepesine de kocaman bir şemsiye tak. Takayım Yıldız Hanım. Benim dil altını unutma Şerif. Abartma Fikret. Alo Şerife. Betül Hanım iyi günler. İyi günler Şerife. Hemen manşete gir falan çocuğun halinde konuştuğumuzu duyabilirler. Dinliyorum. Öyle büyük, öyle bomba bir manşet vereceğim ki size. Hadi, hadi çabuk anlat hadi. Onur'la Lale'nin boşanma davası ertelenmiş. Nertelenmiş? Boşanmamışlar yani işte. Boşanamıyorlar anlayacağınız. Alo. Betül Hanım, alo. Oynamıyorum ben ya. Oynamıyorum ben bu. Kapat, kapat. Oynamıyorum ben. Ne oluyor Betül, iyi misin? Uyanamıyorlar. Betül, bana boşanamıyorlar. Ne diyorsun Betül? Sesin mi kısıldı? Sen delirdin mi? Ne oldu ya? İyi misin? Bu evlilik neden yıkılmıyor? Bu yuva neden yıkılmıyor? Bana bunu açıklar mısın? Neden yıkılmıyor? Boşanmamışlar. Çok şükür boşanmamışlar. Ya ne alakası var ya? Terapist neden yani? Ne güzel boşanacaktık işte. Ayrıca ben niye gidiyorum ki terapiste? Ne alakası var? Gerek yok ki. Evlilik terapisti ya ablacığım. Tamam da, tamam. Yani çiftler gidiyor, koltukta oturuyorlar biliyorum. Ama benim ihtiyacım yok. Bundan bahsediyorum. Onur kendi gitsin. Ha. Şimdi şeyi düşündüm. Kurtuluşu şöyle bir düşündüm de. Kurtuluş gitse tek giderdi tabii canım. Gerçi hoş onun böyle bir terapiste falan ihtiyacı da yok. Onun bir marangoza ihtiyacı var. Vallahi tam bir odun. Odun. Ben şuradan hiç rahat edemiyorum. Hı. Şunları bir yeniden bir düzenlesek ya. Tamam. Ha? O çiçekleri solanları arkaya alıver. Tamam. Gösterişleri öne al. Merhaba. Hürriyet Hanım. Fazla kalmayacağım Lale Hanımcığım. Onur Bey'le boşanamadığınızı duydum. Maalesef. Evet öyle oldu. Beni azlettiniz ama sanırım anlamışsınızdır. Neden böyle sert bir sözleşme yazdığımı değil mi? Yani ama biz... İşte bunlar hep tecrübe Lale Hanım. Hukuken öyle manevralar yapmak gerekiyor. Yoksa aylarca boşanamazsınız. Aylarca mı? Nasıl yani? O iyi ihtimal. Senelerce boşanamayıp gidip gelirsiniz. Ay ne diyorsun Hürriyet Hanım? Ondan sonra da bu ömür törpüsü adamlarla boşanamadan evrak üzerinde evlilik alıp kuru yaprak gibi solar gidersiniz. Ya işte böyle. Ah kızlar ah ben sizle aynı taraftayım da size kendimi iyi ifade edemedim canım.
Ben ne Kleopatralar gördüm, gözlerindeki sürmeler kurudu. Adliye koridorlarına gide gele, gide gele, ya ya. Ama güzel haber, hiçbir şey için geç değil. Ben size bir telefon uzaklığındayım. Arayın, boşayalım. Hürriyetçim Rose. Hadi kaçtım ben, bay bay. Ay resmen kanımızı içti ya. Senelerce diyor. Maşallah pek bir süzülmüşsün. Pek bir güzelleşmişsin. Gel seni bir öpeyim. Ah, ne oluyor be? Onur, ağaç o ağaç. Ben buradayım. Sesime gel. Ne ara gittin oraya kız? Şu gözlüklerini sana çıkartma diyorum. Gençlere özeniyorsun be Onur Bey. Benim gençlerden ne farkım varmış canım? Dikkat et, düşeceksin. Lale Hanım. Otur. Otur biraz, soluklan. Yok. Hiç oturmayayım. Oturunca kalkamıyorum siyatikten. Hadi sen kalk da gidelim artık. Nereye? Duruşmaya. Boşanma davamız var ya. Evet. Ben onu unutmuşum Onur Bey. Unut ha. Ömrümü yedin, ömrümü. Dırdır etme Onur Bey. Kalkıyoruz. Kalk. Tut. Telefon yine. Tahmin et kim? Kurtuluş. Ya hiç değişmedi hiç. Gel. Ahi, bu kaçıncı davamız Onur Bey? Bin. Ya bu bizim nasipse birinci duruşmamız Lale Hanım. Bin mi? Bin, bir ömür demek Onur Bey. Yani ben de o yüzden diyorum ki, şöyle bugün gidelim, yiyelim, içelim, eğlenelim. Hatta hakim bey evladım da gelsin. Ne de olsa aile olduk artık canım. Siyatik. İyi fikir, iyi düşünmüşsün. Ama emiri vermem. Emir benim olacak. Velayetini vermeyeceğim. Ya emir gelmiş 35 yaşına. Emir evlenmiş ya. O şimdi karısının yanında. Velayeti de onda. Doğru ya. Gelin aldı oğlumu. Emir gitti. Unutmuş. Haydi üzülme. Ne de olsa yine unutacaksın. Densiz seni. Ablası hadi bir tane tur attır bakalım. Çok hoşuna gitti açık hava. Anne sen nereye? Ay çok bir koşasın var. Ay bilmiyorum, içim içime sığmıyor. Maşallah bana. Hürriyet Hanım. Songül Hanım, bu ne telaş? Ben de az önce dükkandaydım. Farkındayım. Yine karıştırmışsınız ortalığı. Ne olmuş, ne yapmışım yine? Size ne? Bu hakim bunları boşamadı. Siz daha ne istiyorsunuz? Boşanın da boşanın. Yani ne oldu, siz mutsuzluklardan prim falan mı alıyorsunuz hanımefendi?
Songül Hanım, Songül Hanım laflarınıza dikkat edin. Vallahi çok kötü olur ama. Yoksa vallahi ne olur? Hadi söyle, söyle. Vallahi ne olur? Ağzını korkak alıştırma. Ne olur? Bekara karı boşaması çok kolaydır, tamam mı? Tüm ellik sağlık. Ben senin Cemazül Evvel'ini biliyorum, tamam mı? Sen, herkes senin gibi olmak zorunda değil. Böyle 5 tane kocayı boşadın, turşu gibi koydun ortalığa, tamam mı? Tabii ben senin lakabını da biliyorum ayol. Vampir Hürriyet. Onu öyle şey etmesek ama. Onu şey. Bence de hiç şey yapmayalım. Yıkmak değil, yapmak mesele, tamam mı? O yüzden siz bu davayı unutun. Bu dava düştü. Hadi. Son olarak bir bakın bu mahalleye, bir daha gelemeyeceksiniz. Hadi 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 hadi. Peki. Ay vallahi o kadar yoruldum ve sıkıldım ki şu boşanma meselesini konuşmaktan. Başka bir şey anlatın, başka bir şey konuşalım. Sen gece çekime gitmiştin hani. Nasıl geçti o? Billboardlar ne zaman çıkıyor? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Leyla ablacığım şey, bu Koray var ya, terbiyesizlik yapmış Nergis'e. Nasıl yani? Gece çekimi falan yokmuş. Öyle evden çıkayım diye yalan söylemiş bana. E'si işte bir otelde böyle baş başa yemek hazırlamış bize. Mumlar, kemanlar, güller falan. Sen hadi ablacığım hadi reklamı geç, sadede gel hadi. Ya dans edelim mi dedi bana. Ya böyle çok rahatsız edici olmaya başladı sonra. Ya ben onu istemedikçe o bana sırrını açtı. Ama sonra? Ben de bastım tokadı, çıktım oradan işte. Hı, iyi yapmışsın. İyi yapmışsın da bu daha fazlasını hak ediyor. Bunu böyle var ya karakollarda falan süründürmek lazım. Hırs düşmanı, pislik. Ya kendini ne zannediyor bu adam ya? Nasıl böyle bir şey yapar? Yani kendine nasıl bu hakkı görebiliyor bu adam? Abla ne olur sessiz ol, bak annem duyacak ya. Anneme söylemediniz mi? Yok ablacığım ya, ne yapacağımızı şaşırdık ya. Daha bir şey söyleyemedik ki. Söyleyecek miyiz peki? Ay yine mi bir şey saklayacağız? Ay ne olur ablacığım saklamayalım. Vallahi bak bir yerde böyle var ya hık diye gideceğim kalacağım yani. Söylesek mi? Söyleyelim. Söyleyelim. Yok ya söylemeyelim bence. Söylemeyelim ya. Söylemeyelim. Söylemeyelim. Yok söylemeyelim. Ya benim Samet'ten özür dilemem lazım. O beni uyarmıştı. Hatalın isküleri geçti ablacığım. Günaydın ya. Tabii ki ayıp ettin çocuğa yani. Buna bak, bu annemle ikisi ne yapmış biliyor musun? Çocuk gelmiş böyle, buradan kışkışlamışlar, kovmuşlar çocuğu. İşte. Neyse ben bir enişteme sorayım. Numarasını silmiştim çünkü Samet'in. Yürü. İşte buna bak git, çok yüz verme kurtuluşa. Hadi. Annem gelir birazdan. Gelsin de çıkalım. Çıkalım bebeğim. Böyle böyle çıkalım ablacığım, çıkalım. Enişte. Oy! Baldızların gülü, yapayım mı bir yarım ekmek? Yok yok enişte, sağ ol. Ya ben sana başka bir şey sormaya geldim de. İyi, sor baldız nedir? Benim Samet'e bir şey söylemem lazım. Nerede Samet? Sen bana söyle, ben ileteyim. Yok, benim onun yüzüne söylemem lazım. Samet gitti mi baldız? Nereye gitti Samet? Ya böyle dün emin değildi ama hani bu saate kadar gelmediğine göre Antalya üstünden Almanya'ya. Nasıl yani? Dur ben sana bir ayran açayım da anlatayım mevzuyu. Güle güle Leyla. Benim yerim burası. Ülkem, memleketim, doğduğum, yaşadığım yer. O beni sevmese de sevdiğimin yaşadığı yer. Ay Fikret. İçim içimi yiyor Fikret. Acaba bu terapist işe yarayacak mı? İnşallah yarar. Merak etme hayatım. En azından zaman kazandık. Efendim sir? Bir havadis mi var? Evet Yıldız Hanımcığım. Anlat hemen. Vallahi ikizler Betül Hanım'ı çok yordu. Eve kapandı, sürekli çalışıyor, helak oldu. Harika. neyse, havadis nedir? Sizinkiler boşanamayınca inanılmaz üzüldü. Neredeyse üzüntüden hasta olacak. Beter olsun. Müstehak ona. Yeni havadisi alabilir miyim artık? Ay Yıldız Hanımcığım, ikizlerin inanılmaz gazı var. Benim de gazım var.
Benim de gazım var. Seher şiştim, seher şiştim. Ay lütfen. Yani benim böyle boş lakırdılarla zamanımı alma rica ederim yani. Ben mecbur muyum sizin ikizlerinizin lakırdısıyla burada meşgul olmaya, zaman kaybetmeye? Hayır, ciddi bir havadis varsa ara lütfen kapat. Kapat Safdirik, kapat. Koray Bey, misafirleriniz var. Çekil. Masa şöyle. Buyurun, hoş geldiniz. Sen kimsin be, ha? İlk önce sakin ya. Ya sen nasıl bizim kardeşimizi böyle köşelere sıkıştırırsın? Bakın bu olanlar benimle Nergis arasında sizi ilgilendirmez. Ya vallahi mı? Nergis de senin aranda. Oldu, sen şimdi kardeşimi... Bak görüyor musun? Söylemeye böyle dilim bile varmıyor. Sen kardeşimi böyle sıkıştıracaksın. Biz de böyle boş boş oturacağız, hiçbir şey yapmayacağız yani, öyle mi? Bir dakika, bir dakika. Siz beni yanlış anladınız. Nergis de yanlış anlamış belli yani. Ya nesini yanlış anlayacağız? Nesini? Kardeşimize kumpas koyduğunu mu yanlış anlayacağız? Abla! Seni var ya... Bir dakika ya, manyak mısın siz ya? He, sen hayatında manyak görmemişsin be. Manyak diyor bize, duydun mu? Bize manyak diyor be. Yok, bunlar manyak. Çıkın gidin ofisimden. Koray, bak dinle. Bizim bir üst modelimiz var, adı da Songül. Onun buraya gelmesini hiç istemezsin. Alo. Bana hemen bir terapist randevusu ayarlayın. Evet, bugün için. Ne demek bugün zor? Hayır, hayır. Asla. Yarın olmaz. Bugün hemen bitecek bu iş. Anlaşıldı mı? Hı-hı. Tamam. Haber bekliyorum. Hemen. Oh be! Çok pardon. Kırdın. Ne kırması ya? Elim çarpmış. Ay böyle dosyalamak mı kaldı ablacığım ya? Aa, bak görüyor musun? Ay bilgisayar diye bir şey var ama yani, değil mi? Aa, görüyor musun ablacığım? Şimdi bunların yerine bir biblo koymak lazım ama, değil mi? Aa, biblo mu? Bak gördün mü? Hanımefendi lütfen sakin olur musun? Sakin mi? Evet lütfen. Ya sen niye bu adamı koruyorsun ki? Sen de vur bir tane. Bak, al mesela bunu at. At. Lütfen yapmayın. At dedim! Ay. Kız yere atılır mı? Kafasını atacaksın be! Bana bakın, polisi arayacağım. Pardon? Ara. Zaten sabahtan beri arayacaktım polisi. Ara şimdi. Ha, sen bayağı bir korktun yani. Ay tabii ablacığım bak, tam bir pislik olduğunu biliyor ya, ondan arayamıyor tabii. Tabii. Ay bir şey söyleyeyim mi? Aşırı rahatladım ya. Çok iyiyim. Ne yapalım biliyor musun ablacığım? Bence burada artık daha çok bir şey kalmadığına göre biz de rahatladık. Artık gidebiliriz ha. Sen bir otursana, bir şey diyeceğim. Ha. Böyle ara sıra buraya gelip ofisimi dağıtsak. Ya böyle deşarj oldum. Terapi gibi geldi bana. Ay vallahi iyi fikir ha. Hatta bence bir dahaki sefere böyle Onur'u da getirelim. Böyle çift terapisi falan olur. İkisi bir arada. Aynen ya, güzel olurdu. Bana bak, seni bir daha kardeşimin etrafında görmeyeceğim, tamam mı? Yoksa olacakları sen düşün. Bir daha billboardmuş, reklammış, Nergis aranmayacak, tamam mı? Unut Nergis'i. Unut. Hadi. Sen de korkma ya. Korkma. Korkma. Yine ol biraz. Tamam. Kızım sen ne bakıyorsun? Toparlasanız ortalığı. Peki Koray Bey. Ben göstereceğim size. Göstereceğim. Bardağın hesabını da soracağım sana öyle atarken, iyiydi. Kusura bakmayın. Efendim merhaba. Merhaba Onur. Onur, ne işin var burada? Yani ben terapisti ayarladım. Bugün bir müsaitliği varmış. Yani görüşebileceğiz onunla. Eğer senin işin yoksa seni almaya geldim ve gidip görüşelim. Yok yok, tabii. Yani sonuçta ne kadar erken görüşürsek bizim için o kadar iyi bu terapist meselesi. Bence de bir an önce halledelim. Tamam o zaman. Siz gidin. Emir de bize emanet. Merak etmeyin. Hadi. Konuşuruz. Tamam ablacığım. Görüşürüz.
Gülüm. Yavrum müşteri vardı da ondan ilgilenemedim. Yoksa ben bunları hep temizliyorum. Nülüfer. Ne oldu yavrum? Ne oldu? Ne oldu benim oğluşum? Senin yokluğunda şirkette çok mu birikmiş holdingde işler? Vallahi nasıl birikmesin anacık? Hem de nasıl birikmiş? Bir de holding bu. Zaten iş var. Biriktikçe birikmiş. Şirketin başında şirketi çekip çevirecek bir insan olmazsa her iş bana bakıyor. Şu anda da her iş bana bakıyor ama göremiyor. Neden? Çünkü şirkette yokum. Şu anda pozisyonum gereği şirketin en tepesinde olmam gerekirken bebelere bağlan olduk burada. Mukadderat. Bu şartlar altında çok zor. İstikbal, istikrar, gayri safi, milli hafsala. Zor zor. Evet. Oyunun o kısmı çok zor. Ben de orayı çok zor geçmiştim oğlum. İlahi baboni. Hay siz çok yaşayın değil mi? Hep destek, tam destek. Ne oldu oğlum? Şirkette sorun mu var? İşler mi bozuldu? Ne oldu? Annem sordu söylüyorum artık. Ya. Annem sordu söylüyorum artık. Anneciğim, biz size yansıtmak istemedik ama siz rahatsızlanmadan iki tık evvel şirkette yönetimi Onur'dan alıp Erol'a vermiştiniz ya. Ha. Of, sonunda uyuttum afacanları. Ay, ay, ay nasıl unuttum? Al. Hatırladı mı? Evet, nasıl unutmuşsunuz? Ay, iyi ki hatırladım. Ay, iyi ki. Ya, şükürler olsun iyi ki hatırladınız anneciğim. Ben Filiz için şerbetçi otu getirmiştim. Kaynatıp içerse süt yapar. Ya babaanneciğim var ya çok teşekkür ederim. Sizden başka yani kimseler yani düşünmüyor beni. Şimdi kaynatıp hemen hazırlayayım ben. Sonra da eve giderim. Size daha fazla yük olmayayım çocuklar. Yok yok. Hayır. Lütfen babaanne lütfen. Anneciğim. Büyük anne. Nine. Kuşlu bölümünde geçemiyorum. Baboli, kuşlu level sende var mı? Şurayı bir bitirme benim için. Oo, sen daha kuşlarda mısın? Daha onlar bitecek, bahçeler var falan. Ben artık balkonlardayım. Ha, bahçesi var, bağı var diyorsun. Aa, merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Lale Sarıhan'ın aile dükkanı olan Üç Çiçek AŞ burası değil mi? Vergi numarası 377-30868. Evet ama ben sizi tanıyamadım. Ah, özür dilerim. Efendim ben Lale Hanım'ın görev yaptığı okulun en genel müdürü Soner Güçlü. Ha merhaba, memnun oldum. Yalnız ablam burada değil şu an. Önemli de değil. Ah, benim yeğenim doğum yaptı da ona çiçek alacaktım. Tamam, annemle yardımcı olalım size o zaman. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Çok hoş buldum. Anneciğim, ablamın okulunun müdürü Soner Bey. Ah, öyle mi? Yeni okulunun müdürü. Çok memnun oldum. Kamera şakası yapıyorsunuz değil mi? Kameralar nerede? Çünkü siz Lale Hanım'ın annesi olamazsınız. Ablası değil mi? Ablası. Ay çok latife ediyorsunuz hocam. Ben Songül. Oh. İyi misiniz? Ben de Güçlü Soner. Soner Güçlü. Enchanté. Enchanté, monsieur. Filmlerden biliyorum. Kahvenizi nasıl alırsınız? Her güçlü ve karizmatik erkek gibi sade. Dergisiz bir sade kahve yapabilir misin tatlım? Tabii anneciğim. Sizi içeri alayım. Buyurun. Buyurun, şimdi geliyor kahveniz. Buyurun. Bayağı deli. Pınar İpek. Doktor kadın Allah'tan vallahi halimden hemen anlayacaktır. Terapist. Doktor değil, terapist. Ayrıca burası tarafsız bir saha. O yüzden kadın erkeği olmuyor bu işlerin Lale'cim. Hatırlatırım. İyi günler. İyi günler. Müsait misiniz efendim? Yeni çiftimizi gönderiyorum.
geçebilirsiniz. Çok güzel, çok güzel. Simetrik geldiniz, harika. Merhaba, Pınar ben. Lale. Onur, merhaba. Buyurun, ikili koltuğu alayım sizi. Erkekmiş. Evet, erkekmiş. Evet, Pınar. Pınar benim. Kadın ismi de olabiliyor, erkek ismi de. Ben herkese eşit mesafedeyim. Eşit mesafede olmak çok önemli. Onur Bey, sizi biraz şöyle alabilir miyiz sola doğru? Evet, minderi tam ortalayalım. Lale Hanım, siz harikasınız. Hiç bozmayalım, aynen böyle. Şahane. Şimdi biz isminizi öyle önceden gördük. Şimdi sizi de görünce böyle ayıp etmedik değil mi? Kusura bakmayın. Estağfurullah benim. Alınmam ben, alışığım. Evet, hazır mıyız? Hazır. Buradayız, tam ortaya bakıyoruz. Evet. Hop. Gel bakalım. Fotoğraf ne içindi pardon? Tedaviden önceki halinizi aldım. Gurur tablomuza eklemek için. Bakınız, tedaviden önce çiplerimiz, tedaviden sonra çiplerimiz. Tedaviden önce bir ebleh bakış hali var. Tedaviden sonra bir armoni, bir gurur, bir simetri. Değil mi efendim? Değil mi efendim? Çok güzel, harikasınız. Evet, hasta kim? Vallahi tedaviden önceki klasik ilk fotoğraf. Vallahi ne yalan söyleyeyim, birbirine bu kadar yakışan bir çipti çok uzun zamandır görmedim. Hadi bakalım, kazamız mübarek olsun. Anlatın bakalım. Bir saniye Lale Hanım. Yazı mı oturamı? Yazı. Yazı geldi. Lale Hanım top sizin, Onur Bey kalede sizin. En baştan mı anlatayım her şeyi? Lütfen. Hı, tamam. Şimdi her şey şöyle başladı. Pembiş pembiş. Şu beyazlardan uzatabilir misiniz? Tabii. Yok yok, kasımpatı değil, şebboy. Hemen iki yandakinden. Tabii, kasımpatı olmaz. Şebmor en güzeli. De ben yakın gözlüğümü unutmuşum. Şebmor hangisi oluyor? Şebboy şu sağdan üçüncü. Evet. Buyurun. Çok teşekkürler. Sizin işiniz de ne kadar zor. Yani bütün çiçeklerin isimlerini biliyorsunuz, anlamlarını biliyorsunuz. Emekle yaşatıyorsunuz onları. Her mesleğin bir zorluğu oluyor canım. Bizimkinde bu olsun. Gerçi insan sevdiği zaman hiç zor gelmiyor bazı şeyler. Öyle demeyin canım. Yani bu düzeni de tek başına çevirmek kolay değil. Muhakkak eşiniz yardımcı oluyordur size. Yo, yo. Buradaki çiçekleri de, evimdeki üç çiçeği de ben kendim yetiştirdim. Sağ olsun çocuklar da bana destek oluyorlar, yani yardımcı oluyorlar. Ne güzel. Pek güzel. Çok güzel. Ay çok teşekkür ederim. Nasıl? Fevkalade. Ya aslında ben çiçekten pek anlamam. Ama buraya gelince dünyam değişti. Ellerinize sağlık. Buyurun. Tövbe. Şey, toprağa basın. Elektrik yüklüsünüz. Bundan sonra daha sık çiçek alacağım. Aa tabii. İnşallah beklerim. İyi günler. İyi. Görüşmek üzere. Yani sonrasında evleri ayırdık. Ben emiri aldım. Annemin evine gittim. Sonra babaannem işte rahatsızlandığı için, onu üzmemek için bir müddet bu mutlu aile tablosunu oynamak zorunda kaldık yani. Ama bu oyunumuz da kısa sürdü. İşte ondan sonra da süreç böyle ilerledi. Biz de sizin karşınıza geldik. Getirdin desek daha doğru olur bence. Anlamadım. Lale ben iki saattir ne anlatıyorum? Ben mi getirdim seni buraya? Neyse ki Pınar Bey çok anlayışlı ve objektif görünüyor da kafam rahat şu an. Çocuklar, çocuklar. Cemal Süreyya bir şiirinde nasıl diyor? Ne günah işlediysek yarı yarıya eşit. Yani siz tamamen simetrik hatalar yüzünden buradasınız. İsterseniz bu konuyu bir halledelim.
Daha sonra teşhise geçelim. Lale, Onur, siz her şeye tersten başlamışsınız. Nasıl yani? Biliyorum bu size biraz garip gelecek ama normal şartlarda bir çift birbirinden hoşlanır, tanışır, evlenir ve çocuk yaparlar. Evet. Yani? Sizde bu durum tam tersi olmuş. Yani ailelerin ısrarıyla tanışıp bir birliktelik kurmak durumunda kalmışsınız. Yani aslında ben annem söyleyince itiraz ettim. Dedim ki yani anne dedim ben böyle bir şey istemiyorum dedim. Zinhar olmaz dedim. Ya ben de söyledim. Hani aklımın ucundan geçmezdi bunları yaşayacağım. Yani yalvardım. Ben size bir anlatsam var ya doktor bey neler anlatacağım aslında da. Lale Hanım lütfen bana tek kaşınızı kaldırarak konuşmayın. Mümkünse iki kaşınızı simetrik kaldırarak konuşun. Rica edeceğim. Peki tanışma faslını geçelim. Siz önce bebek daha sonra bir evlilik yapmışsınız. Evet ama biz... Bir sonra... Birbirimize... Aşık olduk. Peki ama nerede o aşk? Çocuklar, bunu bana değil birbirinize hatırlatın o zaman. Lütfen. Peki hatırlamıyorsa? Yani karşınızdaki hatırlamıyorsa? Hayır hatırlatmıyorsa acaba karşımızdaki? O zaman ne olacak? Çocuklar, reçeteyi yazıyorum. Her şeye en baştan başlayacaksınız. Nasıl yani? Flört ederek. Flört mü? Evet, flört. Birbirinizle yeni baştan tanışıp normal şartta yaşamanız gereken ama yaşayamadığınız flört sürecini tekrar yaşayacaksınız. Yani siz dört nala yol alırken birbirinizi tanıyamamışsınız çocuklar. Ben tanıdığımı sanmışım işte doktor bey, öyle sanmışım. Siz bir de bana sorun. Yani şu an hiç oralı değilim ben. Peki şimdi ne yapacağız? Hemen bu akşamdan itibaren flört etmeye başlayacaksınız. Göreviniz bu. Evet, ilk round bitti. Pınar attı, gol oldu. Hadi çocuklar, göreyim sizi. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım.